Aşağıdaki grafikte 16. ve 18. yüzyıllar arasında bazı devletlerin gelirleri gösterilmiştir. Grafikte zaman içinde gelir artışı yaşamayan devletlerin özelliklerinden hangileri ortaktır? Arkadaşlar zaman içinde gelir artışı yaşamayan devletler gördüğünüz gibi Osmanlı ve Venedik olmuştur. Onların ortak özelliklerine bakalım. İkisi de Akdeniz ve çevresinde hüküm sürüyor mu? Evet doğru. Okyanus ticaretine uyum sağlayamama ikisinde de mevcut mu? Evet arkadaşlar zaten gelir artışı yaşamayan yaşayamamalarının en büyük sebebi de artık okyanus ticaretinin dünyada yaygınlaşmaya başlamasıydı. coğrafi keşiflere katılamamada aynı şekilde yeni yeni yerler keşfedilirken Osmanlı ve Venedik bu keşiflere katılamamıştır. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda gerçekleştirilen ıslahatlarla ilgili değildir? Yeniçerilerin tepkisiyle karşılaşmışlardır. Evet arkadaşlar, Yeniçeriler bu bu ıslahatlara e, karşı gelmişlerdir ve bir takım isyanlar çıkarmışlardır. Devlet politikası haline dönüşmemiştir. Evet, şahıslara bağlı kalmıştır. Yani bir padişah döneminde ıslahatlar yapılmıştır. O padişah tahttan indiğinde yerine geçen padişah kendisi yeni ıslahatlar yapmıştır. Yani bu ıslahatlar e, devlet politikası Hane gelmemiştir. Halkın talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmişlerdir dersek yanlış olur arkadaşlar. Gerçekleştirilmemişlerdir. Hatta halktan da ısı karşı olan pek çok insan vardır. Sorunlara kalıcı çözümler üretememişlerdir. Evet arkadaşlar o günü kurtarmaya yönelik çözümler üretmişlerdir. Isı 15. ve 16. yüzyıllar örnek alınmıştır. Evet arkadaşlar doğru. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Koçi Bey Risalesi'nde belirtilen 17. yüzyıla ait yukarıdaki durumun nedenleri arasında Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da yaşanan gelişmelerinden hangilerine ayak uyduramaması etkili olmuştur. Vergi artınca reayaya zulüm ziyade olup alem harab olmuştur. Evvelce ev başına kırkar ellişer akçe alınırken şimdi yalnız miri için her neferden ikişer yüz akçe ve her ev halkından üçer yüz akçe her koyun başına bir akçe tayin olun. Peki arkadaşlar bakalım öncelerimize? Coğrafi keşifler olur mu? Tabii ki olur. Çünkü burada ekonomik bir buhrandan bahsediliyor aslında ve coğrafi keşiflerle birlikte Avrupa pek çok ticaret yolu keşfederken Osmanlı Devleti'ne ait ticaret yollarının da önemi azalmış olacak ve Osmanlı Devleti coğrafi keşifler konusunda Avrupa'daki gelişmeleri takip edememiş olacak ve geride kalmış olacak. Bu yüzden tabii ki burada bahsedilen coğrafi keşifler olabilir. Sanayi inkılabı olabilir mi? Olamaz. Çünkü sanayi Tabi 18. yüzyılda gerçekleşen bir gelişme. Burada biz 17. yüzyıla odaklanmak durumundayız. Reform hareketleri ise zaten dini yönde gelişen hareketlerdi arkadaşlar. Bununla hiçbir alakası yoktur. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde siyasi istikrarın sarsılmasında bu durumlardan hangileri etkili olmuştur? Padişahların küçük yaşta tahta çıkması tabii ki siyasi istikrarı bozacak bir durumdur arkadaşlar. Çünkü küçük yaşta tahta çıkan padişahların hiçbir devlet deneyimi, hiçbir tecrübesi bulunmamakta. Ve küçük yaşta oldukları için yönetimde anneleri yani valide sultanlar etkili olmaktaydı. Dolayısıyla bu durum siyasi istikrarı sarsacak bir durumdur. Yönetimde adam kayırma ve rüşvetin yaygınlaşması yine 17. yüzyılın en büyük sorunlarından biridir arkadaşlar. Ve bu durum tabii ki siyasi istikrarı bozacaktır olacaktır e, göreve layık olmayan insanların göreve geçmesine sebebiyet verecektir Osmanlı Hanedanı'nın en yaşlı üyesinin tahta çıkmasının hükme bağlanması ise siyasi istikrarı çok da bozmaz Aslında çünkü bu durum taht kavgalarını engeller kimin tahta geçeceği bellidir arkadaşlar e, artıları da vardır diyebiliriz Aslında bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani c şıkkı olacaktır Osmanlı ordusunun bozulmasında durumlarından hangileri etkili olmuştur? Değiştirme kanununa aykırı asker alımı yapılması. Tabii ki arkadaşlar çünkü kanuna aykırı asker alımı yapılırsa demek ki o insanlar askerliğe uygun değildir. Dolayısıyla bu durum ordunun bozulmasına sebebiyet vermiştir. Dirlik topraklarının hak etmeyen kişilere verilmesi ise tımar sisteminin bozulmasına neden olacaktır. Tımar sisteminin bozulmasıyla birlikte tımarlı sipahiler yine bozulacak arkadaşlar. Bu durum yine orduyu etkileyecektir. Askerlere ganimet geliri dağıtılması ise orduyu bozacak bir durum değildir tabii ki. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde çıkan isyanlarda durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Devletin monarşi ile yönetilmesi. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne çıkan isyanlarda aslında rejime karşı bir ayaklanmadan biz bahsedemiyoruz. Daha çok padişah değişikliği yapmak istiyorlar. Yani monarşi ile yönetime karşı bir ayaklanma söz konusu değil diyebiliriz. Bu yüzden bu olmaz. Halktan alınan vergilerin artırılması tabii ki olur. Çünkü e, bu durum halkın isyanına sebebiyet verecek. Halkın cebindeki paranın azalmasını sebebiyet vereceği için isyanlara da neden olacaktır. Kapıkulu askerlerinin yönetimde etkili olmak istemesi zaten isyanların en e, sarsıcı olanıdır diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla yönetimde etkili olmak isteyen askerler çok büyük isyanlar çıkarmışlardır. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. İkinci Osman Şeyhülislam'ın fetva vermek dışındaki yetkilerine son vererek aşağıdakilerden hangisinin devlet işlerine karışmasını engellemeye çalışmıştır? Arkadaşlar Şeyhülislam biliyorsunuz ki ilmiye sınıfında yer alıyor. Dolayısıyla Şeyhülislam'ın fetva vermek dışındaki yetkilerine son verirse ilmiye sınıfının devlet işlerine karışmasını engellemeye çalışmış olacaktır diyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da bu anlayış doğrultusunda görülen gelişmelerden biri değildir? Avrupa'da 15. ve 18. yüzyıllarda hakim olan merkantilizm, ülkelerin güç ve zenginliğinin sahip olduğu değerli madenlerle ölçülebileceği fikrine dayanan bir ekonomik sistemdir. 16. ve 17. yüzyılda Avrupa ülkelerinin ticaret politikalarının temelini merkantilizm anlayışı oluşturmuştur. Bakalım şıklarımıza. Kırdan kentlere doğru nüfus hareketleri yaşanması. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi madenler ön plana çıkıyor. Yani tarımın önemi azalmış oluyor. Dolayısıyla insanlar e, kırlardan kentlere doğru nüfus hareketleri yaşayacaklar. Nüfusun artırılmaya çalışılması yine olur arkadaşlar uygulanan bir politika. Çünkü zenginlik gerekmekte. Dış ticaret hacminin yüksek tutulması yine olur arkadaşlar. Çünkü e, ticaretle birlikte madenler de elde edilebilir. Ne kadar çok maden ülkeye girerse o ülke çünkü o kadar güçlü ve zengin olacaktır. Sınıfsal farklılıkların ortadan kalkması gibi bir durum tabii ki söz konusu değil arkadaşlar. Çünkü güç ve zenginlikten bahsederken biz e, sınıfsal farklılıkların ortadan kalkmasından bahsetme bahsetmemiz mümkün olmayacak. Ekonomik rekabetin artması da bu durumun tabii ki bir sonucudur. Çünkü zenginliğin temeli madenlerdir. Madenlere ulaşmak isteyenler de ekonomik rekabet içerisine girecektir. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır Tımar sisteminin bozulması durumlarından hangileri üzerinde etkili olmuştur? Celali isyanları sonucunda köylülerin topraklarını terk ederek şehirlere göç etmesi tımar sisteminin bozulmasına yol açmıştır. Bakalım arkadaşlar. Tarımsal üretimin düşmesi. Elbette çünkü köylüler topraklarını terk ediyor, şehirlere göç etmeye başlıyor ve tarımsal üretim tabii ki azalacak. Aynı zamanda tımar sistemi de bozulmuş zaten. Bu sistemde tarımı destekleyen bir sistemdi biliyorsunuz ki. Dolayısıyla doğru olur. Kapıkulu asker artması olur mu? Olur. Çünkü tımar sisteminin bozulmasıyla birlikte tımarlı sipahi sayısı da azalacak. Yani oradaki asker sayısı azalırsa merkez ordusunun yani kapıkulu askerlerinin sayısı artırılmak durumunda kalınır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru olur. ilk Osmanlı Anayasasının hazırlanmasının ise bu durumla hiçbir alakası yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen 17. yüzyılda çıkan isyanlar ve isyan eden gruplar arasındaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Merkez isyanları Yeniçeriler tarafından çıkarılmıştır arkadaşlar. Doğru bir bilgi olacak. Celali isyanlarını Akıncılar çıkarmadı. Celali isyanları şöyle çıktı. E, Bozoklu Şeyh Celal önderliğinde topraksız köylüler isyan etti arkadaşlar. Ağır vergiler verenler isyan etti. Toprakları ellerinden alınmış olan sipahiler isyan etti. Dolayısıyla Akıncılar dememiz yanlış olur. Suhte isyanı ise Medreseliler tarafından çıkarıldı. Doğru Medrese ler ya da medresen mezun olup iş bulamayan insanlar tarafından çıkarıldı suhte isyanları arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Buna göre öğrencilerin doğru cevap olarak aşağıdakilerden hangisini söylemesi gerekir? Metin öğretmen tarih dersinde öğrencilere sipahilerin gösterişi yaşama arzusu ve çok para kazanma hırsı, dirliklerin parayla alınıp satılır hale gelmesi, geleneksel silahlarla savaşan sipahilerin ateşli silah eğitimine ayak uyduramaması, uzun süren savaşların yaşanması bilgilerini verdikten sonra bu durumların Osmanlı Devleti'nde hangi uygulamanın bozulmasının nedenleri olduğunu sormuştur. Arkadaşlar burada sipahiler ön planda değil mi? Sipahilerden bahsediliyor. Peki sipahiler nasıl yetiştiriliyordu? Tımar sistemiyle. Dirlik topraklar üzerinde uygulanan tımar sistemiyle yetiştiriliyordu arkadaşlar. Dolayısıyla yaşanan bu bozulma, tımar sistemindeki bozulma sipahilerin de bozulmasına sebebiyet vermiş olacak. Dirliklerin parayla alınıp satılır hale gelmesi zaten tımar sistemini kökten bozacak bir durumdur arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır.